Çok hafif esinti var. Arkadaşlar hava nasıl ama güneşli. Güzel. Sabah erkenden önce bu kadar olur. Geçelim kahvemizi yapalım sabah sabah. Ufacık bahçesi olan işte rafa patlamanın önünde bir tane ondan bir tane ondan 70 yaşındık olsun diye. Kesin karşıki hanımefendi şeye gidiyor, işe gidiyor. Ay ben de çalıştığım günleri hatırladım şimdi onu görünce. Yoğun tempolara bak gibi. Neyse geçelim içeri kahvemizi yapalım. Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Gördüğünüz gibi güneşli bir Antalya'dan hepinize kokulu kokulu oh öpücükler, günaydınlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, hem gönlümüze. Evet canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, bugün havam güzel, dünkü gibi değil. Hava güzel, ben güzel, siz güzel. Oh oh! Değmenin keyfimize. Güzel bir günümüz olsun diye başladık günümüze inşallah. Bugün hepimiz şeyiz. Sizleri de öyle tahmin ediyorum. Dünkü gibi değildim yani. Sonradan toparladım da. Günümüze önce sağlık, huzur, mutluluk, bereket olsun inşallah. Sağlık önemli. Günahsız başlarsan öyle girer kız. Dün o kadar değildim ben hakikaten. Sabah enerjim pozitif nasılsa öyle. Hafif bir esinti var. Dün yağmadı ama mutfak perdemi hatta bağladım. Biraz rüzgar şiddetlenir gibi olmuştu. Dedim kapatayım hemen. Hadi tekleme tekleme bak. Dik dik. Pişirsem mi pişirmesem mi diyor. Hani arada bir sinyal çakıyor. Bağladım şimdi biraz diner gibi olmuş hafif. Güneş de var. Havamız güzel. Bizim havamız güzel. Erkenden kahvemi içeyim. Bir şeyler atıştıracaksam ona göre bakarım. Atışmayacaksa, atıştırmayacaksam da es geçer yatarım. Yok, Belgin'le telefonlaşacaktık. Dün görüştük. Kahvemizi alalım ve geçelim önce kahve köşemize. Oturduk kahve köşemize. Cam kenarları gene parlatmadık. Gün içinde toz oluyor. Nasıl siyah sehpanın üstü toz oluyorsa bu da gözümde uçuyor, ediyor, toz oluyor. Yemekten buharlan, buhar oluyor, şey oluyor. Birazdan kahvemi içeyim de temizlerim. Zaten bulanık görüyor. Hepten camları lekelenince hepten görmez oluyor. Gece anlıyorum yani. Havamız güzel. Az bir esintide gördüğünüz gibi. Sabah erkenden millet ne yapsın insancıklar? İşe gidenine mi bakarsın? Koşturana mı bakarsın? Bu kadını görünce aklıma kendim geldim dediğim gibi. Vallahi her şey zamanında bir koştura koştura giderdik. Kurulu saat gibi yaşam mücadelesi. Gerçi nefes aldığın sürece her günün bir mücadele, bir uğraş var yani hayatımızda ama ne oluyor? Modu yavaşlıyor sanki. Bazı şeyler değişiyor.
O zamanlar mecburi hayatta kalmak, tutunmak için mecburi çalışma, koşturmaca. Şimdi bir gün daha yaşayabilmek için nefes alma mecburiyeti var. Tövbe tövbe, ay aklıma nereden geldi. Ya bir şey için uğraş veriyorsun zaten. Bir şey uğraş vermesen yaşamın anlamı kalmaz. Bir şeyler olmalı, bir şeyler için yaşamak zorundasın. Kalksın bakalım daha erken. Belgin de. Dün konuştuk. Bugün denize dedik, yarın haberleşiriz dedik. Havanın durumuna bakalım. Hava yağışlı olunca Hakan'ımız da birazcık geriliyor. Gerilmeyen kim var? Herkes geriliyor. Biz bile. Hele ben uzun süre kapalı bir yerde kalmayayım. Canım işte kahvaltı yapmak istemiyordu. Benim kahvaltımı da dünkü videoda gördüğünüz gibi. Öğlene doğru buluyor, onu doğru buluyor. Hemen kalktığında kahvaltı yapamıyor. Hakan'da da bak, gene işini benzetiyorum. Hani üst üste bir yerlere gittik, hadi ben evde hazırlayayım. Yemez hemen anne, yemez diyor. Biraz zaman geçsin, öyle diyor. Hadi ben kahve içiyorum. Yok, o kayı yaptığım karışımdan ılık suyla ondan içiyorum. Üstüne 10 dakika geçince kahveyi içiyorum. Benim hadi onlar tıkıyor diyelim. Onu ne tıkıyor acaba? Hava güzel, bakalım bugün işi var mı çarşıda, yok mu? Bir haberleşelim. Olmadı, biraz geç vakit gelirse hazırlarım kendime hemen öğle üstünden bir şeyler, hep beraber atıştırırız. Önce sakızımı bir çıkarayım da. Cakkada cukkada, cakkada cukkada. Erginle konuşmadım da. Birazcık daha erken gibi. O arar beni, o şimdi süpürmeden şey yapmaz. Adını söyle. Çıkmaz. Oyalamayayım şimdi onu. Kendisi döner. Ne yapayım? Ben de şöyle bir tane kendime, bir tane börek çıkarmıştım da bir tanesi yeter. Islayayım. Hemen şunu atıştırayım. Bakkala gidecektim. Sarkın, bizim bakkal gözükmüyor. Bizim bakkal hani ev sahibi, bizim gelirsen bizim bakkal değil. Günaydınım. İyice kapanmadı, o niye öyle yaptı? Bak ona şöyle sarktım bak. Tam gözükmüyor da erken de açıyor. Onu buluyor. Bazen geçiyor. Börek ısıtmayı bugün kavurma yaptım gece kendime. Şöyle dibinde kaldı. Buzluktan ekmek çıkarsa hadi elinde çözülmeyecek. Akşamdan da çıkarmamıştım börek var diye. Çünkü bir tane çok çıkarınca olmuyor işte. Ben tek kişi olduğum için. Şunu mu yapsaydım acaba? Hadi gelin kızlar.
Kızlar buyurun hadi hep beraber. Dün değil, evveli günkü videonun altında Celal'e üzdün şimdi işte gerçekten hayatım benim. Canlı yayında seni hatırlıyorum demiştim. Yorumları patlatıyorsun. Hoşuma gittiği için dedim. Ama videonun altında yazdığın yorumda bir daha yazmam. Sen öyle söyleyince utandım. Hayatım ben çok mutlu olduğum için, çok memnun olduğum için o şekilde söyledim. İnan bana yani hiç kesinlikle yani yorumda da sana cevap verdim. Hani unutmuyorum dedim. O amaçla söyledim. Mesela bazı arkadaşlarımız sürekli canlı yayında diyor ki ben de seyrediyorum yıllardan beri ama yorum yazmıyorum. Canlı yayında isimleri görünce bana değişik geliyor. Hani hiç görmemişim gibi geliyor. Hani Celale'ye bunu anlatmak için bak hiç unutmuyorum. Celale bir yorumlar patlatıyor, bir yorumlar dedim. Canlı yayında ona biraz alınmışsın herhalde. Bir gün sonraki attığım videonun altında orada da cevap verdim. Bir daha yazmam ben çok hani utandım. Kız aşk olsun ya. Kız hani aklımdasın bak canlı yayında da yorumlarda da sürekli adını gördüğüm için unutmuyorum anlamında o kelimeyi söyleyeyim. Kız sen niye böyle alınganlık yaptın? Vallahi üzüldüm. Patlat bakayım arka arkaya gene eskisi gibi. Kız kötü amaçla söylemedi. Canlı yayını aç dinle tekrar. Okuyunca üzüldüm. Gerçi yorumuna cevap verdim de. Neyse sağlık olsun. Bazen oluyor böyle şeyler. Canlı yayına katılan arkadaşlar da çok iyi bilir. Yalnız Gözler bir saat önceki gibi, bir buçuk saat önceki gibi, balkondaki gibi hafif değil, azıcık biraz daha dişini gösterdi. Bak perdemi bağlayayım gene. Kalkın bakın gideyim. Bakkalımız açmıştır. Evet, öğlen oldu. Bergin anca geliyorum anne dedi. Çantamın son kontrollerini yapayım. Al suyum. Sakızlarım. Çok çiğnerim ya. Telefonum. Hava bugün sabahtan dediğim gibi güneş çok vardı. Hafif bir esinti var. Bakalım ne tarafa gidecek. Onun herhalde işi de var mı bilmiyorum çarşıda. Bu arada Celaleciğim güzel bir fikir vermiş bana. Yanlış anladın benim dediğimi. Ebru'nun baktığı halıların oraya. Ama orada kesme var mı acaba? Ben şuraya göre alacağım. Çok büyük olmasın. Neyse o kargaşada biz şey yapamadık. Tam bakamadık. Hakan'ımızın gene
fazla hareketliliği üstündeydi. Dedim hadi şey yapsın kalsın şimdi hadi bırak dedim. Öyle bir tane falan bir iki tane beğenmiştik. Neyse kızım şimdi gelir eli kulağında onu bekletmeyelim. Kalkalım hep beraber yollara düşelim. Aa, gel kucak. Belgin doğru eve gidelim dedi. Biraz evde oturalım dedi. Ondan sonra aynen dedi. Nereye gideceksek gidelim dedi. İyi dedim ben de. İsmail bir gelsin de. Bu çocuğun agresifliği beni delirtiyor. Onu da saat saat mi tutuyor? Kapıdan girirken ne güzel anneanne, Faize, kim o? Anne, içeriye ben... girdik mi kıyameti kopardı. Çocuk istemiyor biz evde. Artık bana yoruyorum ne diyeyim yani. Kurcalanacak bir şey varsa yere koymayın anneanne. Koymuyoruz. Yere değil. Yukarıya koyuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Şeye çıkıyor. Sandalyeye çıkıyor. Sandalyeden çalışma masasına çıkıyor da en üsttekileri alıyor. Geçen öyle lip balmı alıyor diye yukarıya koydum. Okula gittim. Geldim annem dedi senin lip balmın nerede biliyor musun? Dedi yarısı gitmiş. Etrafa sürmüş duvarları. Almış yukarıda almış bir de. Neden nasıl aldı diyor musun? Almış. Düz duvara tırmanıyor çocuk ya. Bakalım bu da geçici günlendir diyoruz ama bakalım kaç sene sonra geçici olacak. Hayır boyu uzadıkça daha çok yere tırmanıyor. Daha büyüdükçe daha kötü oluyor. Tabii canım. Yok canım bu dönemini atlatır o. Mecburen mesela okul çağı gelecek. Şuradakileri alıyor. Şu tepe bak. Çek göster orayı. En tepedekileri alıyor. En tepedekileri alıyor. Evet ya ta şunlara yetişiyor. Alıyor. Anneannemin boyu zor yetiyor oraya. Aynen. Ben Hakan'ı çağırayım yukarıdan bir şey alınacak. Tamam tırman çocuğum bakayım al. Kim bilir ne kurcalıyorlar. Şey, yatağın üzerine çıkmıştır. Bazen yatağın üzerine çıkıp oturmayı çok seviyor Feyza'nın. Yatağın ortasında oturuyor. Ama o iyiymiş bari otursun. Seviyor bazen yatağa oturur kalkar bir döner. Oyuncaklarını benim odama taşıyor. Ha, yatağın üzerinde. İçeride kediler de yavrularını benim odama taşıyordu. He. Hakan. İsmail. İsmail değil o. Hakan'a seslendim. İsmail aşağıda. Kahve yapalım mı? Ha kahve yapalım. Hadi Feyza bir kahve. Kahvelerimiz geldi. Yine bir dakika yenidense bırakılmaz. Bırakmayacağız da yemek duruyor şu anda. İsmail hadi bir kağıt peçete getir. Döküldü. Yemek duruyordu ya. Pene pene değil. Eğer sen koydun deseydim yapamıyorsun işini diyecektim. Feyza orada kahveleri ben koyuyorum ki. Evet bu arada Feyza'mız işe başladı. Ben anlamam sen söyle bari. Feyza farktan bir yerde garson olarak işe başladı işte. İstiyordu zaten uzun zamandan beri de. Geçen sene de istedi Feyza da geçen sene olmadı. Bazı sıkıntılardan dolayı bu sene hesap kurduk biz de yani. Bu sene de aslında geç bile kaldım diyordum. Yine aynı durumlar aslında. Bayramdan sonra sezon açılacak dediler. Ancak bayramdan sonra eleman alacağız dediler. Bayramdan sonra hesap çok güzel bir yer. İyi bir yer. Güzel bir yer. Olsun. Bizim sürekli olarak gittiğimiz bir yer. Bildiğimiz bir yer. Aynen. Hani şey değil. Bugün inşallah vakit bulursak belki gideriz. Belki gidebiliriz. Şöyle Feyza'ya diyeceğim ne getirecekse. Feyza getirmeyecek. Sen sipariş verecekse Feyza belki getirmez. Belli olmayabilir o. Kaçıncı masaya oturduğunu söylersin. Ben çocuğa söyleyeceğim oradakine. Ben oradaki personelleri tanıyorum. Benim Feyza'm baktığı yere ver diyeceğim. Tamamdır. Hayır ben her yere bakıyorum. Sen bana söyleyeceksin. Biz şu masadayız diye. O masanın siparişini ben çıkaracağım. Tamam. Biz sana, sen zaten masa numaranıza bak. Sipariş alırsın zaten. Masa numaraları var ya. He numaraları var evet. Hep beraber çıkak İsmail şöyle bir gezinelim. Sen de bir hava al anneciğim. Darısı senin başına anneanne. İnşallah. Hayatı öğrenmeniz lazım. Para nasıl kazanıldığını öğrenmeniz lazım. Bir parayı harcarken kıymetini bilmeniz lazım. Geç bile kaldınız. Annen hem okuyordu hem çalışıyordu. Ben hafta sonu çalışıyordum. Haftaya çokla gidiyordum. Kasapta çalışıyordum. Bir de kasapta kaç yaşındaydı? Ben aynı yaştayım ben. Aynı yaşta. İlk herhalde gitti. Et kesiyordum. İlk o muydu? Mamada çalıştım, berberde çalıştım, kasapta çalıştım. Hepsi de çalıştım. Üçünde de çalıştım orada. Aynen çalıştım. Berberde erkek konferim, berberde mi? Bayan konferim. Gelmeyi sıkıyordum. Mamada da toplum iş oluyordu her sabah. Lokantaların onların hepsini tek tek hazırlıyordum ben. Her sabah iki kişi vardı. Yani onun anneler hayatı çok erken yaşta atılmak zorunda kaldılar. İyi oldu. Aynen aynen. Bir de mesela lise, ortaokula giderken mi, orta sonlara giderken mi ablalık yapıyordu.
Ha evet, Ömer'e ablalık yapıyordum. Gidiyordum okuldan sonra Ömer'in yanına gidiyordum. Ödevleri yapıyordum. Yarım gün onunla ilgileniyordum. O okuldan gelmiş oluyordu. Ben de geliyordum. Gidiyordum ödevini yapıyordu. Yemeğini yiyordu. Akşama da çıkıp geliyordum. Ha, ablalık yapıyordu. Onun dersleriyle daha çok. Evet. Ablalık çok seviyordu Ömer beni. Ay şimdi kocaman olmuş. Havuza giriyordunuz. Havuza giriyorduk. Gezin havuzları vardı evin önünde. Sitede oturuyorlardı. Havuza girerdik, çıkardık. Vakit geçirdik. Çay şey çıkardık, gezerdik. Ömer ilk okula gidiyordu. Ha, ben, Ömer evet. Ömer ufaktı. Bire güne gidiyordu. Bir ya da ikiye gidiyordu. Dersleri de ilgilenmesi için. Kocaman olmuş olmuştu. Face'ten gördüm ben onu. Öyle mi? Kaç, 4-5 yaş küçük bir şey. Hayır ben orta son. O ilkokul. Nasıl 4-5 yaş? 8 yaş küçük. Tabii yine de o ufak tabii yani. Ona göre hala küçüktür. Bu dersleriyle yani. İlgilenmesi için yarım ay. Derslerini yaptırmaya gidiyordu. Tülin abla öyle yapıyordu. Gidiyordu o sabahta yemeğini hazırlayıp bırakıyordu. Ben geldim de yediriyordum onu. Ben ondan önce giriyordum. 15-20 dakika önce giriyordum ben. İyiydi ya. Öyle çok tatlı. Evet yani her zaman diyorum. Ne kadar erken öğrenilirse bildiği çalıyor. Daha iyi. Ben ay süper yani ses çıkarıyor. Evet ya. Benim süpürgesi sesi çıkarıyormuş. Elimde bir süpürgenin parçası. Valla sevdim ben. Yani ben her zaman İsmail işte diyorum. Böyle, gerçi şimdi eskisi gibi değil. Almıyorlar. Önceden yazın çocuklar sanayiye giderdi. Şimdi sanayiye çocukları sokamıyorlar. Neden? Hem yani, iş yasası, çocukların yasası. Hem İsmail kaç işlerinde? 11. Aslında 12 olacak da. 11-12'li çocuk. 11 demek ki doğru. Bak şarjı taktı. Şarjı. Allah'ım ya. Ha elisi bir şey. Robot. Robot gibi. Yani. Aynen. Taklidini yapıyor. Vektör gibi Ebru şey. Ebru mesela kaç? İlkokul 2'ye gidiyordu. Ağlaya ağlaya hatırlıyor musun? Bunlar da İlkocu. Ama o belliydi zaten çocukluğunda. Ben bu onu göreceğim. Ya o kızım. Pınar diye bir kuaför vardı. Ne zevkli giderdi. Bir de bahşiş verirlerdi yine hoplaya hoplaya. Aa, daha çok hoşuna gidiyordu. Aa hoplaya hoplaya. Hiç bahşiş aldım bilmem. Ebru alıyordun. Hiç almadım. Haftalama alıyordum yetiyordu bana. Evet. O ne diyor? Vallahi hayırlı uğurlu olsun anneanne. Aynen öyle. Çok sevindim. Geç bile kaldınız tabii ki. Bazı nedenlerden dolayı. Tabii canım geçen. Ve dediğin gibi iş yasasına göre. Aslında şu anda part-time çalışıyor aslında da yani. Bütün her adamlar, bütün yasal yükümlülüklerin her şeyini yerine getiriyorlar. Getirmiyorlar değil bak orası gerçekten çok büyük bir yok, yerde. Orası güzel bir yer. Bir sürü elemanları var. Hep de gençler. Hep gençlerin önünü açıyorlar sağ olsunlar. Hiçbir genci de şey yapmıyorlar. Diğer mesela görüşmeye gittim ya iş tecrüben var mı dedi. Yok dedi. Bunu da inşallah tamam, sen yapamazsın dedim. Şey yani. Aslında onların hepsi aynı. Aynen. Başka gitti. Diğeri bir de şeyde var. Aşağı tarafta olan var. Onların hepsi akraba. Ama orası almadı. Diğer taraf, senin şu anki başladığın yer, ben birkaç defa daha konuşuyorum, orada çalışan varsa oturuyorum, Ali. Girdi çıktı dedim, Ali niye alıyorsun dedim, bizim patron çocuk merhamet ediyor, yine gitse yine gelsin yine alacak dedim. Adam diyor, kıyamıyor ki onlara diyor, ne yapsın diyor, genç onlar diyor, gidiyorlar, geliyorlar diyor, biz de seni çıkartmıyoruz diyorlar. Bir tane bir kızımız var orada, çok seviyorum ben, orada şimdi o. Bunu çok seviyorum. Sarışın. Belgin'de daimi hep oraya. Sürekli ben de 3-4 kere gittim. Anneme de gittik. Şerif ablalarla gittik. Annemden çok ama Hakan'ı tanıyorlar. Hakan'ı herkes tanıyor. Patates adam diyor herkes ona. Evet. Belgin'de. Sağ olsunlar iyi durdu. Çocuklar da çok iyi. Yani sahipleri de çok yoruldu. İnşallah dedim ki bugün gidersek bir Feyza görürüz iş başında. Çok kolay mıymış çalışmak? Çok zor. Hep ayakta. Evet 8 saat ayakta. İşte böyle kazanılıyor para. Harcarken mesela hiç çalışmayan çocuklar mesela İsmail'e onu al, bunu al, şunu istedim, istedim. Sıkıntı yok yani. Şimdi sen şöyle çalışmaya başladın, bak daha sıkı tutarsın. Ben de ilk paranda bize ne aldı İsmail'e? Evet, maaşında. Evet. Fark etmez. Ödelerle maaşını alacak. Ben istemiyorum bunu. Ben de istemiyorum. Sıcak bahsediyoruz, ödelerden ya. Aynen. Annem oraya şarja girmez o, gel gel. Neyse. Kahvemizi de içelim. Ondan sonra yavaş yavaş. Ne bileyim, karar verdim. Öbüre gidelim. İsmail'le indik aşağıda bekliyoruz. Tabii
Hakan'la Belgin gene olaylı bir şekilde iniyorlar aşağıya iniyorlar. Anneanne pek kötü çizdim şimdi, dikkat et. Ben oturuyorum. Birden saldırıyor değil mi? Evet, annemin yanında oluyor. Ben oturuyorum içeride, oyuncakları topluyorum. Bir anda oyuncakları toplarken bir geliyor. Saldırıveriyor, insan anlamıyor. Neyse, hava güzelleşti gene. Yaz geliyor artık. Evet. Evet, Zeytin Park'a girdik arkadaşlar. İlk defa geliyoruz Zeytin. Hayır, bundan 30 sene, 35 sene öncesi evimiz de hemen altta. Çok geliyorduk ama... Ama biz o zaman çok böyle değildi. Çok şimdi değişti, yollar yapıldı. Orman gibi bir şeydi. Evet, duvarları vardı ama ilk defa giriyoruz. Hele burada zeytin zamanı zeytin de satılıyormuş. Millet kendi zeytini kendi tutuyor galiba. Yok canım, öyle mi? Öyle bir şey de var, evet. Daha iyi insanlar akıllıydı. Evet. Kendi zeytini kendisi toparladı. Baksana, bunlar falan yoktu. Bunları koymuşlar yani. Evet, palmiye. Hurma ağacı kız. Aynen. Ben ona benzettim. Onların da palmiye ile renkleri hemen hemen aynı da. Bak, insanlar yürüyüşe geliyor. Evet. Zeytinyağı satıyorlar burada. Satılır işte zeytinyağı, zeytin. Tarafta da bizim ev. Kız çadırlar da varmış burada. Doğa kafe, toplantı salonu, zeytin market, etkinlik alanı. O da güzel. Kafe dediği bu herhalde. Doğa kafe. Şuraya gidelim mi bakalım? Canlı yaşamlarını koruma ve doğayı canlı tutma çabalarından teşekkür ettik, ettik. Çok güzel yapmışlar içini. Hakan! Alanımızın büyüklüğü. Kardeşine bak oğlum. Nerede bu çadırlar neyin nesi, onu anlayamadım. Aman, buldu yerini. Vallahi buldu yerini. Bak gari. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 30 sene, 35 sene öncesi kenarında duvarları vardı ama böyle faaliyetli bir yer değildi. Yeni oldu burası da. Hiç girmemiştik. Hep merak ediyordum. Zeytin zamanı zeytin alıyorsun buradan. Onun çadırları. Bakalım Belgin de bir gelsin de. Oraya girmeye çalışıyor. Hakan durur mu? Şu kapının önünde dur sen. Burada arkası üstü düşeceksin. Kapatabilirsiniz yine. Bak ya. Hakan. Aman sen orada dur. Adam, Hakan. Adam, yanına gitme. Ay, bunu buradan çıkaramayız da biz. Bak 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 bak. Burada şöyle çocuklara bir oyun alanı yapmışlar. Futbol, gol atmak için. Tenis. Vallahi çok güzelmiş. Hadi bakalım, gör bak. Hakan. Hakan. Görüyor musun? Hemen direkt buldu burayı.
Hadi onun yanına He? Tutama. Düşersin. He. He. Ama bunu nasıl çıkaracağız buradan? Ne yapacağız? Çıkan yer var. Çıkmak istemez ki buradan o. O burada oynamayı çok evet, sever. Evet, sen de çıkmasın belki. Değil mi? Burada oynama. İsmail sen de girsin annenin içine. Biz çünkü biz öyle. Ay şişim girmemiş. Tamam da. Annem senin taşır bu. Gir. Gir. Anne onu taşımayacak zannediyor. Kardeşine dikkat et ama. Anneannem bile girse anneannem de taşır o. Oldu. Ama sen çok fazla zıplıyorsun. Var ya şey gibi. Ama. Hakan arayıp da bulamadı şey. Evet. Trambolin. Zıp. Aman yavaş. Sen de zıplasana. Yoruldun mu sen? Zıpladım o. Yoruldum. Çok ben güzel şeyler yapmışlar buralara ya. Evet. Aynen burası çok güzel olmuş. Dur daha başka ileride yerler vardır. Yerler var ama bakalım çocuklar nasıl. Sen gideceksin geleceksin bir. Ben bunların başını bekleyeceğim. Hakan'ı çıkartalım. Nereden gördü? Direkt gördü. Hiç de gözünden kaçmıyor. Aman yol deleme böyle daha güzel. Vakit biraz yorulsun anne. Bak. Aynen. Ama İsmail sen çok zıplama aşkım. O senin gibi dengeyi sağlayamıyor. Kendileri orada çocuklar oyalansın diye ama biz de oturacağız. Aynen. Ördekler. Şu karşıdakiler dikkatimi çekti. Onlar onlar. Doğum günü için. Bak onlar makarna. Evet. Kutlanır. Başka fikir çocukları fal. Kendine zarar verecek bir yer de yok. Dağda, bayırda gelsin, dursunlar işini. Aynen. Hay düştüydü, kalktıydı, uçtuydu derdi yok yani. Evet. Şuradan gidelim bir masa beğenelim o zaman biz de. Ben de masa beğenmedim. Ne alacağım? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu çadırlar benim dikkatimi çekti. Aa buraya geliyorlar bak çadır. He? Sen bir de bunun içine doğru gitsen içeride de vardır çadır garanti. Arabayla çıkarken bir gideriz. Araba yolu var ya. Araba yolu yok. Zeytinlerin içine gireceğiz. Hayır şu yol şöyle ilerliyor ya onu diyorum. Bak şimdi muşmula almaya gidiyor ya. Kendin muşmulasın. Aa. Yeter tadımlık al, doyumluk değil. Evet. Evde o kadar zıplıyor. Bembeyazsın, kıpkırmızı oldun İsmail. Annemden bana geçermiş. Ben yorulma hemen şey yapıyorum. Kırmızı oluyor. Evet. Bakalım kardeşini nasıl çıkaracağız buradan? Gel Hakan bak ne yapacağım. Tabii ya. Evet. Belgin'den oturduk. Çayımızı içtik. Orası orada doğa parkı ait olan bir yermiş. Oraya gelen misafirlerin çocukları kullanıyor oyun park alanını. Biz de oturacaktık zaten. Geldim şöyle bir oturdu, şöyle bir dolanayım dedim. Ay onları da güzel yapmışlar. Eski anılarım devreşti. Burada bitti bu. Giremem şeyin içine. Bu zeytinliğin ta sonunda bizim ev var. Bak binalar da gözüküyor. Kuzey, güney, doğu. Kaybolmayayım ben burada da.
koştum. 5 kilometre sincaplar, karıncalar, tavşanlar. Ne tarafta? Hah, traktör geliyor. Şöyle bir fazla bir su geliyordu buradan, kanallardan bahsettiğim 30-35 sene öncesi. Bahçesini ekenler beklerdi. Buradan su gelsin, sulanıyor. Bizim bahçe, annemin bahçesi göl. Herkesin, sade onun değil. Şunları niye poşetlemişler acaba ya? Belgenin dediği gibi çocuklar, portakal bahçe ağaçları da vardı burada. Çok büyük bir alan. Ay, tıkırtı duydum işte, al. Portakal diyor, koparmaya gelirdik diyor, korucu derdi. Korucular vardı. Burada tabii girmesin kimse diye. Çoluk çocuk dinler mi? Biz de böyle yerdeki otları, annemin keçileri vardı. Ay, ürktüm şimdi aklıma geldikçe kız. Otlatmak için girerdi, saklamaya gerek yok. Korucun sesini duyduk mu, dedi mi topukla. Ama yerde hayvanlar tabii ki otları hiç unutmam annemden. Bunun içinde yatsın, oturuyoruz. 5-6 taneydi o zaman herhalde. Keçisi. Tabii böyle yol mol yok. Nerede yol? Şimdi araba giriyor. Annemle oturduk, termos da yanımızda. Keçilerin otlamasını ama kulağımızda, bir de şeyde, korucuda. Bir tane değil, birkaç tane. Çok büyük alan olduğu için kaç birkaç tane her tarafta belirli bir mesafede vardı. Koskocaman kara yılan, çıtırtı duydum dedim ya. Hıs diye yanımdan bir geçti, anam dedim. Ben hayatta girmem. Bir daha dedim. Ne yapacaksın, girmeyip de yine girdik. Zarar vermiyorsun. Yerdeki otlardan karnını doyuruyor hayvanlar ama tabii yasak. Öyle herkes öyle izin verseler ne portakal ağacı kalırdı ne zeytin ağacı kalırdı. Herkes görevini yapıyor. Haklılar da. Aklıma o günler geldi girince buraya. Bak kaç seneden beri gireceğiz bayağı oluyor burası yapılalı. Hiç kısmet olmadı. Geçen belginde nereden geliyorduk dedim, annem bu zeytinyağı dedi şey parkın dedim ben. Zeytin zamanında zeytinini alıyorsun, yağını yaptırıyorsun. Büyük ama fazla faize açılma faize. Büyük ihtimalle oyun parkının alın yanında bina var. Orada kesinlikle zeytinyağı yapılıyor. Zeytine uygun fiyata alıyorsun. Önünden böyle otobüsten gelip geçerken görmüştüm o zeytin zamanında. Arabalar dışarıda, zeytinler var. Bir girelim nasıl olmuş hep duyuyorduk. Antalya'da yaşıyoruz ama hiç. Kısmet bugüneymiş. Hakan'ım da yerini buldu, çay içerken öyle diyordum. Ne kısmetliyim, çift kaşık geldi bana. Belgin öyle diyor, anne ne kısmetlisin diyor. Hep her şey çift geliyor da ben tekim. Ay aman, ben gideyim yavaş yavaş. Tıkırtı duydum mu tedirgin oluyor. Gördüm çünkü zamanında. Onu konuşuyorduk çay içerken. Bakalım Hakan'ı nasıl koparacağız oradan. Belgin de öyle diyor. Anne kucakladığımız gibi diyor. Çabuk hızlı diyor. Hiç sağa sola diyor. Bakmadan diyor, direkt arabaya diyor. Hakan'a bakarsan Hakan geceye değil ertesi gününe kadar kalır. Hay, haklı çocuk. En sevdiği şey bir de.
Orada da karşıda. Bak zıplıyorlar. Ağaçlardan tam gözükmedi. Ne o? Toki değil ya. Neydi o? Hadi kadın bir de aklına gelse. Ebru ev kiralamıştı ya. Neydi o? Oranın evleri o karşıya. Ağaçlar ne güzel kokuyor zeytinin yaprakları. Çok olduğu için. Şöyle şu karşıki binada. Binalarda zeytin herhalde sıkılıyor. Neyse onlar engelle daha ucundan gözüküyor. İşte Ebru'nun tuttuğu da ileride uzakta binalar. Neydi o? Bak şimdi kafama da takılır. Ha dilime eşek arısı. Gelmedi aklıma. Neyse gideyim Belgin'in yanına. Zeytin Park'tan güç bela bağıra çağıra çıktık. Şimdi Feyza'cığımın çalıştığı iş yerine gideceğiz. İşe başladığı yere park'tan mı diyorlar, ne diyorlar? Park'tan. İsmail'e bir şey sorduk. Arkamızı bir döndük. Allah aşkına şunların uyuyuşlarına. Çocuk kardeşini de İsmail uyumadan kucağına göğsüne yatırdı. Aa, topu dikti böyle yatıyor. Seviyor bu çocuk böyle. Rezilliği seviyor. Rezilliği seviyor. Bizden biridir rezilliği seven bir çocuk. İsmail cevap vermeyince bir baktım bize, bir de bize doğru da mal mı şey topu yol göstermiş. Acaba ne olur? Neyse, bak yine Feyza benim adam verecek yolu gördün mü? Tofaşçı yani. Tofaşçı az önce de bana yol verdi sağ olsun. Allah büyük kat razı olsun. Biz İsmail'le önden düştük yola. Hakan'la Belgin bağırışa geliyor. Evet, Feyza'cığımın gerçi biliyorsunuz. Feyza'la da gelip oturduk. Belginlerle de oturduk. Şu karşıda part-time olarak başladığı yer. Ama biz Feyza'dan önce geldik. Erken geldik. Şu komple o bahçeler de evet. Büyük şurası tut şöyle. Geç anneanne. Servisi varmış güzel. Tanıdık yer. Şöyle bir çekim. Afiyet olsun anne. Ama patatesleri güzel ama. Baharatları güzel. Annem hayır ama hayır. Bak şimdi abla gelecek yanımıza. Feyza çalışmış oldu. Kafeye geldik oturduk bekliyoruz şimdi. Feyza'nın bizi görecek mi görmeyecek mi diye. Az önce ya iki masa öteden geçtikti de bizi görmedi. Evet. Ama çok dikkatli şey istifini de bozmuyor. Yani çok ciddi. Hiç de bakmadı bize buradalar mı diye. Ciddi işte işine ciddi alıyor ki. Baş. Kimse böyle sağa sola bakmıyor yani kızcağızım. Ne güzel işte. Bak o bu da. Ya bu garson bu sipariş oluyor. Ha bu Feyza pardon bak kulağındaki kulaklıkları gördün mü? Evet. Acaba kulağında kulaklık var mı? Feyza'ya sormadım çünkü buradaki bütün elemanların hepsinde kulağında kulaklık var ki birbirleriyle haberleşmeleri için yani. Çok güzel bir yerdiniz ya. Şaşkınım benim. Ne diyordun sen buna be? Kalk kuzum. Ya, yok kuzum. Evet. Ay İsmail hakikaten anneannenin söylediği lafı birebir hakkını veriyorsun annem sen. Taşıyorsun yani. Hiç şey değil. Allah bebeğe bak anne arkadakine. Annem şu anda gözü sadece Feyza'yı. Evet, Allah'ın boynu tutuldu kadının. Şu içeriden çıkacak Feyza. Evet kızımı göreceğim. Orada işi vardı herhalde. Oraya girdi çıkamadı. Annem de onu bekliyor. Sen bir de var ya burası iyice havalar ısınınca gör. Her yer tıklım tıklım burada. Şu arka tarafta çok güzel doluyor. Ya bak herkes de Feyza'ya benzetiyor. Kalkıyor.
Yok yok. Yerleşiyor şu anda. Evet, Feyza Hanım'ı sonunda görebildik. Feyza diğer tarafa baktı. Ama Feyza ben ortadayım, bir de her yere bakıyorum dedi ama. O bir şeyler yapıyor. Bunlar bir düzenleme, bir şeyler yapıyorlar şu anda. Şu bizim çocuk gelseydi şununla bir konuşacaktım ben. Gençle. Bak bak. Arkası o bizi görmeyecek, ben sana söyleyeyim. Bak bak, siparişini alıyor, göreyim. Allah'ım, annemdekimiz var ya, Feyza'yı. İlk iş günü ben çok heyecan yaptım çocuğuma. Bak ya. Ama ne diyor? Arkadaş elindeki iftar ne diyor ya, ona yardımcı olalım. Ha bak Adem, şey de müdür de bak, kırmızı montlu olan. Sağ olsun. Bak siparişlerini alıyor tabii, şu beyden görebilirsen. Otur otur, kalkma, gitme yanına. Yanına gitmeyeceğim. Ne bileyim ya, sana belli olmaz, gidersin. Çocuğu öper koklar. Hayır. Dur dur, masa arıyor anne, masa. Bizi aramıyor. Dur kız çocuğum. Şimdi gördüm. Bizim değil ama o. Evet. İyi. Ay, ay. Kulaklık var. Kulaklık yok kulağında yalnız. Aslında doğru da karıştırmamışlar diyor. Çilekli limonata diyor. Tamam, bu kadarlık Feyza ile görüşmemişsin. Evet. İyi de. Barda şeyde hazırlayan yerde sıkıntı var. Karıştırmamışlar onu dedi. Karıştıracaklar, geri gelecek bir daha. Ama hadi hayırlı olsun inşallah. Yani Allah utandırmasın. Aynen. Evet arkadaşlar, Feyza'cığım onu oradan kattık geldik. Belgin'in azı kişi vardı ötede. Vallahi sanki Feyza'dan çok ben heyecan yaptım. Feyza gelecek, orada göreceğim, onun ilk iş günü ya. Bu da karpuzsuzluğu geçmiş. Gapoz, gapoz. Aferin oğluma. Aferin paşam oğlum. Şımarmadan ye canım. Merak ediyordum işte, ilk iş günü, onlar geç bile kaldı. Dediğim gibi benim çocuklar çok ufak başladı. Neyse, iyiyim, azimli maşallah. O huyunu çok sevdim. Bir gelişi var, içeriye girişi vardı. O kadar ciddi ki böyle. Hani ben onu gülerek falan, hiç içeriye direkt doğru, üzerini değişmeye. Neyse artık, kaçalım gidelim canlarım benim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. Hadi Hakan'ım. Hoşça kalın. Bye.